Seyirciler 4 soru 4 yanıta hoş geldiniz. Merhaba değerli seyirciler. Evet, hemen sorulara başlayalım çünkü yoğun bir gündem var ve de takip edebilmemiz için bazı şeyleri belki tekrar etmemiz gerekiyor. 15 Temmuz'la ilgili ilk sorum olacak size. Üzerinde dün de durduk, daha çok da duracağız belli bu konunun. Fethullahçı terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2006'da düzenlenen darbe girişimi için bir dizi yayın yapıldı. Daha da yapılacak. Bunları biz de takip ettik, siz de takip ettiniz. O nedenle bugün de biraz üzerinde durmak istedim. Cumhuriyet tarihinin en kanlı darbe girişiminin arkasında yatan gerçekler neydi? Bunu belki tekrar etmekte fayda var. Hangi siyasal ve toplumsal sonuçlara yol açtı? Konuyu biraz daha açmanızı rica edeceğim bugün. Bence de evet, doğru. Biraz üzerinde durmak ve konuşmak lazım. Çünkü bugün de devam ediyor tartışmalar. Yani değerli seyircilerimiz de görecektir. Bu nasıl bir darbe? Ne oldu? Ne bitti? Şimdi 5 yılı geçti. Sonuçları ne? Sonuçları şunlar. Fethullahçılar darbeyi gerçekleştirmiş olsaydı, başarılı olsalardı, ne yapmak istiyorlarsa AKP tamamını yaptı. Ne yaptı? Parlamenter rejimi tasfiye etti. Ne yaptı? Kuvvetler ayrılığı ilkesini ortadan kaldırdı. Peki başka ne yaptı? Meclisi sembolik hale getirdi. Yetkilerini, bütçe yapma hakkı dahil yetkilerini kısıtladı. Peki ne yaptı? Dünyada hiç örneği olmayan bir tek adam rejimi yarattı. Bakın diktatörlük bile değil, bir tek adam rejimi yarattı. Yani neredeyse yasalarla sınırlanmamış geniş bir yetki kullanacak ve kullanan neredeyse diyoruz bir tek adam rejimi yarattı. Örneğin bir üniversite rektörünü atamaktan tutun, Yanıkkurmay Başkanı'nı atamaya. Evet. Bir Milli Savunma Bakanı'nı atamaktan tutun, Sağlık Bakanı'nı atamaya. Bir ilin valisini atamaktan bir şube müdürünü atamaya kadar geniş bir yetki kullanan bir tek adam rejimi yarattı. Herhalde bunu yapardı diye düşünüyorum. Şimdi dün üzerinde ısrarla durduk. Bir, 15 Temmuz'un Fethullahçı terör örgütünün bir darbe girişimi olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. Kesin olarak böyledir. Çok net bir biçimde bildiğimiz bir gerçek. Şimdi dün ben şu kitabı gösterdim. Arkadaşlar eğer ekrana verirlerse belirtiler. Bu kitabı ben hazırlarken yaptığım araştırmada çok sayıda ifade okudum. Çok sayıda tanıklık dinledim. Çok sayıda belge inceledim. Olayların gelişimini takip ettim ve bir bunun üzerinden bir siyasal analiz yaparak, bir süzgeçten geçirerek bu kitabı ortaya koymaya çalıştım. Bu kitap, yani şimdi çok baskı yaptı ama Fethullahçı terör örgütünün bu darbe girişimi hakkında hem derli toplu bir değerlendirme hem de gerçekten ne olduğunu anlamak için başvurulması gereken bir kaynak haline geldi. Bizim tavrımızda, ifademizde her şey burada. Bir başka şey şu. Şimdi bu darbe girişimine maceracı veya faydacı, yani fırsattan istifade ederek bir mevki, bir konum kapmaya çalışan bazı unsurlar da katılmakla birlikte esası Fethullah Gülen'in 40 yıldır sabırla ince ince dokuyarak gerçekleştirdiği örgütlenmenin bir sonucudur. Bu örgütlenmenin AKP iktidarı döneminde tırmandığı, yayıldığı, derinleştiği ve genişlediği açıktır. Dolayısıyla bu darbenin en temel sorumlularından biri AKP iktidarıdır. Fethullahçı çeteyle 11 yıl koalisyon ortaklığı yapan bir iktidardan söz ediyoruz. Birincisi bu. Adliyeyi ve polisi Fethullahçı çeteye verdi. Adliye ve polis üzerinden 17-25 Aralık'ta vuruldu. Şimdi 17-25 Aralık bence bir darbe girişimidir. Tayyip Erdoğan bu konuda doğru söylüyor. Evet. Adliye ve polise dayalı bir darbe girişimi. Fakat o darbe girişimi. Fakat o girişim esas olarak AKP'yi, hükümeti ele geçirme, AKP'yi ele geçirme, Erdoğansız bir AKP yaratma girişimi. Bu başarısızlıkla sonuçlanınca bu sefer AKP'siz bir Türkiye yaratma, hı hı. Dolayısıyla Cumhuriyeti tamamen imha etme ve devlete tek başına el koyma operasyonu yaptılar. Şimdi bakın Aytun Çıray attığı bir Twitter mesajında çok net bir şekilde tabloyu ortaya koyuyor. Ya 1200'e yakın hava kuvvetlerinin jetleri, savaş uçakları var. Bunlardan ancak 60-70'i bu darbe girişimine katılıyor. Binlerce tankı var ancak 300'ü katılıyor. Hı hı. Ağır silahları, zırhlı birlikleri var. Bunların ancak işte birkaç yüzü buna katılıyor. Muharebe silahına sahip eğitimli asker sayısı yaklaşık 4000-5000 civarında. Ama Fethullahçı çete 4000 kişiyle Türkiye'ye el koyacak.
Çünkü evet. 4000 kişiyle el koymaların nedeni şu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş kapasitesi, atış gücü yüksek silahlara sahip olduğunu biliyoruz. Bunun karşısında bir sivil direnişle bunu önleyemezsiniz. Şimdi hala ben o bakımdan bugün hani konuşmak iyi oldu diye düşündüm. Şimdi Tayyip Erdoğan'ı dinliyorum. AKP'li derim. AKP'lilere bakıyorum. Sanki sokağa çıkan ve genellikle mütedeyyin vatandaşlarımız bu darbeyi bastırmış gibi bir hava yaratıyorlar. Ya dalga mı geçiyorsunuz? Görüntülere bir bakın. Şu tanka... Yani ateş edildiği zaman insanların nasıl çil yavrusu gibi dağıldı, normal de bu. Tabii. Ağır silahlarla ateş açılıyor. Yani bir sivillerin bunu önlemesi mümkün değil. Polisin önlemesi hiç mümkün değil. Polis ancak yer yer mevzi olarak çatışabilir ama bunu önleyemez. Zaten Ankara'da şeyi paramparça ettiler. Ankara'da özel kuvvetleri değil de polis özel harekat merkezini vurdular ve imha oldu zaten. Bir harekatı oradan yönetmek de mümkün değil. Darbeyi önleyenler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtsever subayları ve askerleridir. Bunların önemli bir kısmı da kumpas davalarında yargılanan insanlardır. Evet. Bu çok önemli. Şimdi 650 bin kişilik bir orduda 4 bin, hadi bilemediniz 5 bin kişi katılmış bir darbeye. Ve ordudan gelen bir darbenin ne kadar etkili olduğunu biz bu olayda gördük. Bakın 4 bin kişi katıldığı halde memleketi sarstılar, kan gölüne çevirdiler. Evet. Meclisi vurdular, özel harekat merkezini vurdular, polisin, İstanbul'u bombaladılar. Hava üsleri bombalandı, havada çatışma yaşandı, bir Sikorsky helikopteri düştü, bir uçak vuruldu. Yani böyle bir büyük çatışmanın, bir iç savaşı andıran çatışmanın içinden geçtik. Peki ona karşı direnen kim? Direnen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer unsurları. Şimdi bir, burada birkaç yanılgı var. Şimdi bu darbenin bir kurgu olduğunu ileri sürenler var. Efendim Tayyip Erdoğan planladı çünkü bu darbeyi kendi amaçları için kullanacaktı. Silahla şaka olmaz. Böyle bir şey yok. Bu darbenin hedeflerinden birinin Tayyip Erdoğan iktidarı olduğu açık. Ama şimdi ben bu kitapta inceledim. Arkadaşlar işte ekranda tutuyorlar. Ulaştığım sonuçlar, incelediğim belgelerde şunu gördüm. Bundan bir darbenin geleceğinden haberdar olmaması imkansız hükümetin. Ama bunu bir fırsata çevirebilir miyiz hesabı yapılıyor. Provoke ediliyor. Şimdi aynı gün Fethullahçılara o gün saat 12 civarında kendilerine operasyon yapılacağı, MIT'in 650'ye yakın Fethullahçı subayı toplayacağına dair bir bilgi gidiyor. Şimdi herkes diyor ki ya saat 8.30'da darbe olur mu? Neden o? 12'de kendilerine karşı operasyon yapılacağını haber alınca ki bu haber sahte bir haber, bunu öne çekiyorlar. Şimdi o yüzden bu kurgu deniyor. Ya şimdi çocuk zekasıyla hani değerlendirsek bile. Ölenler de mi? Bu saçma sapan aptalca sonuca ulaşamazsınız. Bunun nedenini araştırmak gerekiyor. Neden açık? MIT'ten bilgi gidiyor. Fake bir bilgi, yani sahte bir bilgi. Bu akşam size operasyon yapılacak. O yüzden MIT müsteşarı yemek yiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Ve harekete geçmek için kışkırtılıyorlar Fethullahçılar. Provoke ediliyorlar. Evet. Harekete geçsinler, biz bunları şey yapalım. Yani iot gibi açığa çıkaralım ve tasfiye edelim hesabı yapılıyor. Şimdi çok ayrıntıya giriyorum. Dünkü şeyden değerlendirmemizden farklı. Ama önemli bunlar. Provoke ediliyor, sokağa çıkmaları sağlanacak ve tasfiye, iot gibi açığa çıkaracaklar ve tasfiye edecekler. Hesap etmedikleri bir şey var sadece. Fethullahçıların bu kadar vahşice davranabileceklerini, bu kadar sert hareket edebileceklerini ve kan dökebileceklerini tahmin etmiyorlar. Nasıl gözleri döndüyse artık. Dolayısıyla buradan faydalanmaya çalışan AKP'nin dar bir yönetici kesimi kendi hesaplarının altında kalma tehlikesiyle yüz yüze kalıyorlar. Şimdi bakın Recep Tayyip Erdoğan kayıp, yani gitmiş Marmaris'te tatil yapıyor. Hakan Fidan akşam yemeği veriyor. Genelkurmay Başkanı haberi yok değil var. Genelkurmay'da oturmuş fındık fıstık servisi yapılıyor, şey yapıyor, içkisini yudumluyor ya da neyi yudumluyorsa muhtemelen içkisini yudumluyor. Ve o arada Genelkurmay karargahında görüşmeler, temaslar var. Saat 4'te Hakan Fidan, yani saat 16'da geliyor Hulusi Akar'ı ziyaret ediyor. Uzun bir değerlendirme yapıyorlar. O arada bir binbaşı kara kuvvetlerine bağlı hava birliğine ait bir pilot binbaşı, karacı pilot binbaşı MIT'e gelerek ihbarda bulunuyor.
MİT müsteşarı kaçırılacak, operasyon yapılacak. Sikorsky helikopterleriyle MİT merkezine diye. Buna rağmen bir önlem alınmıyor. Zaten o bekleniyor ya. Evet, tabii. Yani deniyor tabii ki işte bizim gönderdiğimiz haberin, sahte haberin bir sonucu olarak görüyorum, yorumlanıyor. Ama iş kontrolden, silahlar bir kez patlamaya başlayınca iş kontrolden çıkıyor. Bir, birinci olasılık mı? İkincisi şu, o da önemli. Peki ne oluyor? O arada bazı güçler, MİT, Genelkurmay, Ordu ve bazı güçler hem Fethullah Gülen'den hem Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulma planı yapıyorlar. İkisinden bir de. Tabii, ikisinden de. Acaba bu olabilir mi? Uzun süre Genelkurmay'daki hareketsizlik, uzun süre Akıncı üstündeki şeyler, pazarlıklar, birbirine birdenbire yani... Mehmet Dişli'nin, Şaban Dişli'nin kardeşi, tüm General Mehmet Dişli'nin hem Akıncı üstünde darbe yönetim heyetinde yer alırken Yurtta Sulh Konseyi'nde, hı hı, hem de kriz masasında akşam saatlerinde ertesi güne kadar görev yapmasının nedenleri bu. Belli ki bu da benim bir varsayımım, bir iddiam, okuduğum belgelerden, dinlediğim tanıklıklardan, incelediğim ifadelerden, yargılamalardan ve elimdeki verilerden çıkardığım sonuç bu. O arada bir pazarlık dönüyor ama denge değişiyor. İş çok tehlikeli bir hale geliyor. Fethullahçılar kan dökmeye başlıyor. İş sertleşiyor ve meşru hükümetin yanında yer almaya başlıyor güçler. Bu arada bu oyunu bozan kim peki? Bu oyunu bozan kim olduğunu ben, kimler olduğunu gayet iyi biliyorum. Onlardan bir bölümüyle ben yargılandım çünkü. Onlar o gece beni telefonla arayıp daha... Tanklar şeye gelmemiş, Boğaz Köprüsü'ne gelmemiş. Ya neredesin, güvenli bir yerde misin, güvenli bir yerde misin diye sorduklarında ne oluyor dedim ben. Ya nedir o? Seninkiler harekete geçti. Seninkiler kim dedim? Fethullahçılar, kışlalardan çıkıyorlar. Hı hı. Yani eğer güvenli bir yerdeyse git çünkü bizi toplayacaklar. Tabii önce. Zaten öyle bir liste oldu. Şimdi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Semih Terzi, General Semih Terzi Özel Kuvvetler'e el koymaktaki orayı ele geçirmiş olsalardı bastırılmaları hemen hemen imkansız gibi bir tablo çıkacaktı ortaya. Şey değil, zor değil, yani imkansız değil ama çok zor olacaktı, düzeltiyorum. Semih Terzi'den çıkan 275 kişilik listede ben ilk kez bir listede Tayyip Erdoğan'la birlikte yer aldım, öyle görünüyor. Eğer o liste doğruysa, hı hı, o listede böyle bir liste var. Evet. O listenin 67. ya da 167. sırasında olduğum belirtiliyor. Sebahattin Önkibar o listeyi görmüş, o yayınladı zaten. Gazeteci Sebahattin Önkibar. Şimdi bir grup da hem Tayyip Erdoğan'dan hem Fethullahçı çeteden, Fethullah Gülen'den kurtulabilir miyiz hesabı yapıyor. O bakımdan darbe önemli. Fakat yani darbe gecesi çok ilginç olaylar oluyor. Ve fakat Erdoğan yönetimi, başta Erdoğan, bu krizi bir fırsata çevirmeyi başarıyorlar. Yani kontrol ele geçirdikten sonra bu krizi bir fırsata çevirmeyi başarıyorlar. Evet. Bu şüphe nedeniyle herkes diyor ki peki niye meşru güçleri Erdoğan çağırmadı da vatandaşı sokağa çağırdı? Kimin kendisinden yana olduğunu bilmiyor ki. Değil mi? Kimin kendisinden yana olduğunu bilmiyor. Başbakan Binali Yıldırım Ilgaz Tüneli'ne saklanmış korumalarıyla beraber. Bakanlar meclisten arkalarına bakmadan kaçıyorlar. Arkalarına bakmadan kaçıyorlar. Kaçanlar AKP'liler, öyle darbiye marbiye direnenler falan değil. O gariban vatandaş var. Bir de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtsever askerleri var. Polisler var, doğru. Polisler var. Yurtsever askerleri var. O polisler de önemli. O polisler de Cumhuriyet'e bağlı polisler. Çünkü Fethullahçı polis kalmamıştı pek. 17-25 Aralık'tan sonra Fethullahçı polisler genellikle tasfiye edildiği için onlar genellikle Cumhuriyet'in polisi diyebileceğimiz polislerdi. Nak içinde belirtiyorum. Dolayısıyla o darbe gecesi birçok olay oldu ama birkaç şeyi söylemek istiyorum. Kontrol altına alınca 20 Temmuz'da bu darbe, Allah'ın bize bir lütfu dedi. Evet. Yeşilköy Havalimanı'nda bir felaket lütuf olamaz. Bir felaket lütufsa sen burada bir hesap yapıyorsun. O hesap da şu, ben şimdi bu fırsatı değerlendirebilirim dediler. Ben Tele1.com.tr'de yazdım. O hesap şu, Cumhuriyet'in kurumlarını imha ettiler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni dağıttılar, Harp okullarını dağıttılar, Harp Akademisi'ni dağıttılar, laikliği tasfiye ettiler, eğitimi tasfiye ettiler, bütün illere geçirdiler. Anayasayı askıya aldılar fiilen, olağanüstü haline ettiler. 2017'de yeni bir anayasa yaptılar. Böyle ucube bir tek adam rejimi, bir totaliter sistem kurdular ve
düşük yoğunluklu da olsa bir şeriat düzenine, bir İslami rejime geçişin hazırlığını yaptılar. Fethullah Gülen de eğer darbede başarılı olsaydı aşağı yukarı bunları yapacaktı diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugün birkaç şey gelişme oldu. Yok işte bu kurguydu, yok kontrollüydü, yok darbe değildi, yok Fethullahçılar terör örgütü değildi. Nasıl terör örgütü olmaz ya? Fethullah Gülen, Hrant Dink'i öldürdüler. Haydar Meriç'i öldürdüler. İki gazeteci bakın, Kırklar elindeki gazeteci. Zirve Yayın Evi'nde katliam düzenlediler. Danıştay'da yüksek yargıcı öldürdüler. Mustafa Yücel Özbilgen. Evet. Rahip Santoro'yu öldürdüler. Bir dizi sabotaj düzenlediler. Ankara'ya patlayıcı dolu minibüsler getirip bunlar başbakana, o zaman Tayyip Erdoğan, tabii, suikast için kullanılacaktı deyip onu kontrol altına aldılar. Tam bir terör örgütü gibi hareket ettiler. Terör örgütü oldukları konusunda hiçbir şüphe yok. Darbeci oldukları konusunda da benim hiçbir tereddütüm yok. Ve fakat şu önemli. Bu darbenin dün de söyledim. Başarılı olsaydı hükümeti belli miydi? Belliydi. Kim başbakan, kim cumhurbaşkanı, kim İçişleri Bakanı, kim Milli Savunma Bakanı, kim Sağlık Bakanı, kim Kültür Bakanı, kim Milli Eğitim Bakanı, kim Sanayi ve Ticaret Bakanı ve kim bilmem ne bakanı olacağı belliydi. Bunların hepsi sivildi. Niye bunlar yok ortada? Bunlar genellikle AKP'li çünkü. Evet, şimdi... Fethullah Gülen çetesinin siyasi ayağı AKP'dir. Ağırlıklı olarak AKP'liler vardır orada. Onların içinde bir tane CHP'li ya da bir tane solcu bulmak mümkün değil. Solcu olmaz da zaten. Bildiğimiz kadarıyla o listede kimse yok. Niye açıklamıyorsunuz listeyi? Ya mecliste ben dünyanın hiçbir yerinde bir hükümet kurmuş bir partinin, yani iktidar partisinin kendisine karşı yapılan bir darbenin araştırma raporunu yayınlamadığı başka hiçbir ülke yok. AKP yayınlamadı ya. Yayınlamadı. Meclis darbeyi araştırma komisyonunun raporunu yayınlayamadı. Neden yayınlayamadı biliyor musunuz değerli seyirciler? Orada AKP'nin suç ortaklığı var çünkü. AKP bu darbeyi bir fırsata çevirerek bunu Cumhuriyeti iyice imha etmek, onu boğazlamak için kullandı. Evet, şimdi diğer sorularıma biraz daha kısa kısa yanıt bekleyeceğim. Tabii, sizden. Bunu biraz çünkü bayağı uzun tuttuk bunu. Çünkü bir netleşme sağlamak lazım. Evet, iyi oldu. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direnişin kazanımına bakmamız lazım ama şunu da konuşmak gerekiyor herhalde. Kazanıldı. Bir direniş, çok köklü, çok uzun süren bir direniş sonrasında. Ama acaba Naci İnci, şimdi vekalet atanan rektör. Yok, rektör vekili. İşte vekalet evet, atanan. Evet. Geçici yani, rektörlüğe tabii, gelmeyecek. Tabii, tabii. Nasıl bir isim? Bir kere ona bakmak lazım. Bir de akılda soru işaretleri var. Erdoğan tarafında bir sessizlik sürüyor çünkü. Acaba gelen gideni ara atacak mı? Erken mi sevindik? Ne beklentiniz ne bu konuda sizin? Bence bu çok doğru soru. Ya sosyal medyada da var. Ben dün Boğaziçi Üniversitesi'nde direnen öğrencileri, akademisyenleri kutlayan bir mesaj paylaşmıştım sabahtan. Yani dün de söyledim. Hani yani yüzümüz gülerek kalktık. Yani evet, nihayet bir yanlıştan dönülüyor. Bir direniş başarıyla sonuçlandı diye. Bütün haberlerin kötü geldiği, bütün gelişmelerimizin içimizi kararttığı bir dönemde hani bir bahar serinliği gibiydi bu haber. Fakat hem yurttaşlarımızın, izleyicilerimizin ve dostlarımızın kuşkuları hiç yersiz değil. Yani bunun ardından hiç kimse Cavit Orhan Tütengil gibi veyahut Ümit Doğanay gibi veyahut Server Tanilli gibi bir rektör beklemesin. Böyle bir rektör gelmeyeceği açık. Şimdi Naci İnci'nin de, Profesör Doktor Naci İnci bir farkı var. Melih Bulu gibi dışarıdan biri değil. Hala Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Evet. Ve daha önce de rektör yardımcısı zaten, vekaleten yeni rektör. YÖK'ün ilk önerdiği isim olduğu. YÖK'ün ilk önerdiği isim. O da belli ki iktidara yakın ya da iktidarla temas halinde olan birisi. Öyle anlaşılıyor ve hemen rektör yardımcısı yapıldığına göre de bu anlama geliyor. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan direnişin kazanmış olması. Önemli olan öğrencilerin kazanmış olması. Bir şeyin altını çizelim. Son dönemde genellikle öğretim üyeleri öne çıkıyor. O hani rektörlüğe sırtlarını dönüyorlar ve alkışlarla ya da bir her gün bir bildiri okuyarak direnişi sürdürüyorlar ya. Çok anlamlı, çok değerli ve ısrarla ve kararlılıkla yaptılar bunu. Ama direnişi öğrenciler başlattı. Bunu. Hiç evet, unutmayalım. Evet, öğrenciler direnişi, başlattı. Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri başlattı. Yurtsever öğrencileri başlattı. Solcu öğrencileri başlattı. Demokrat öğrencileri başlattı. Devrimci öğrencileri başlattı. Sıradan öğrencilere başlattı. Ve o mücadelenin kendisi onlarda bir bilinç sıçraması da yol açtı.
Çok açık bir biçimde. Polise direndiler, devam ettiler. Tabii. Ve öğretim üyelerini harekete geçiren de bence o öğrenciler oldular. Hemen burada belirteyim. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nin bir geleneği var. Genelde liberal eğilimli öğretim üyelerinin bulunduğu bir yerdir. Ve zannediyorum bu olay onlara yeterince ders olmuştur. Yetmez ama evetçilere bugün yaşadıklarımız nasıl ders olduysa. Hani biliyorsunuz yetmez ama evetçiler bu cehennemin yollarını döşediler. Ve şimdi bu cehennemin ateşi, alevi onları da yakıyor. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nin geçmişte iktidarla, ikinci cumhuriyetçilerle yani AKP iktidarıyla çok içli dışlı bir takım projeler, sempozyumlar, toplantılar düzenlediğini biliyoruz. Evet. O Avrupa Birliği projeleri vesaire. Yani evet, evet. Bu palavrayı yuttular. Ve zamanında destek veren epeyce hoca var. Bakın bütün hocalar demiyorum ama. Bir bölüm liberal ya da sol liberal veyahut ne diyelim bir siyasal İslamcı partiden özgürlük ve demokrasi bekleyecek saflıkta ne diyelim hocaların olduğu bir yer. Bunu da unutmayalım. Ama umuyoruz ki bu olay gerekli dersi vermiştir. İşte iktidar böyle bir iktidardır. Ama bu yolu döşeyenler vardı orada. Buraya gelen, yani bu tek adam rejimi diye hani popüler dilde ifade edilen, bu dinci, faşizan, totaliter rejimin yolunu döşeyenler arasında Boğaziçi Üniversitesi'nin kimi hocaları, kimi öğretim üyeleri, o çevredeki kimi liberaller de vardı, bunu biliyoruz. Bunun bir önemi yok ama artık. Bir mücadelenin içine girdiler. Onları yürekten kutluyorum. Ve en azından gecikmiş de olsalar bir kısmı, tümü değil zaten, bir kısmı o mücadeleyi öğrencilerle birlikte sürdürdüler ve kazandılar. Ama hani hayat bayramı olmayacak Boğaziçi Üniversitesi. İşte merak ediyoruz. Bir de bugün ben böyle şeyler yazıldı, çizildi daha, ki. Hani daha, ne diyelim, Melih Bulu'ya göre, Melih Bulu'nun bir kere görevden alınmasının, ya da Bulu soyadı tam. Bulu. Bulu değil mi? Ben de bir türlü söyleyemedim. Evet, Bulu mu? Yani bu İngilizce mavi anlamına geliyor. Şimdi bir de intihal nedeniyle görevden alınmış. Gerekçesi de bu. Yani bu da çok ayıp bir şey. Yani adam hırsız, bilim hırsızı. Yani başkasına ait eserleri almış, tezine koymuş. Belki evet, de doktorasını öyle yapmış. Yahu bunların bir kahramanı da sağlam çıkmıyor. Bir rektörlüğü, yani sağlam çok çıkan bir rektörleri öyle, yok. Var. Milli kahraman dedikleri inek hırsızı çıktı çubukta. Biliyorsunuz evet, ellerini öptükleri. Ya çıkmıyor ya. Çıkmıyor. CHP yani, liderine yumruk atan ya, adam. Yani ellerini öptüler ya, sosyal medyada paylaşımlar. Ya bir, ya inek hırsızı çıkıyor, ya benzinci hırsızı çıkıyor, ya tacizci çıkıyor, ya da böyle intihalci çıkıyor. Ya bir tane sağlam, hani hiç olmaz mı ya? Bir tane sağlam kahramanları yok bunların, isimleri yok. Şimdi ama dediğim gibi hayat bayramı olmayacak kuşkusuz. Mücadele etmek lazım. Melih Bulu'ya göre daha hani kabul edilebilir. Biraz daha ne diyelim, toleranslı. Hı hı. Boğaziçi Üniversitesi'nin geleneklerine biraz daha saygılı bir ismin geleceğini düşünüyorum. Bir başka şeyi bugün peki ekleyelim yeni bir bilgi olarak. Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la görüştükten sonra Türkiye'de siyasetin nabzı başka türlü atmaya başladı, hızlandı. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nin geçmişinde Robert Kolej var. Robert Kolej bir Amerikan kolejidir. Evet. Dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde olan bitenlere Amerika kayıtsız kalmıyor. Dikkat ediyor, bakıyor. Evet. Fakat tıpkı Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi orayı da Amerikalılar kurdu ama orası solcuların şeyi oldu, merkezi oldu. Yani evet, ODTÜ'lü evet, olmak bir prestij haline geldi. Evet. Boğaziçi Üniversitesi de böyle oldu. Yani Amerika'nın kontrolü dışına çıktı ve ona karşı konumlanan insanların yetiştiği bir yer haline geldi. Yani felsefi olarak daha farklı tercihleri olan insanların yer haline geldi. Ama bizim ulaştığımız, benim ulaştığım bilgiler ki Yılmaz abi, Yılmaz Polat da bizim Televir'in Washington temsilcisi, değerli Yılmaz abi de bu kanaatte, evet, kendisine buradan selamlarımızı iletelim. Biden'la görüştükten sonra bakın Türkiye'de bazı şeyler farklılaşmaya başladı. Bir, Boğaziçi Üniversitesi rektörü görevden aldı. Hiç arkasına bile bakmadı Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan yere adım atabilen birisi. Yere adım atabilen birisi. Bunu görmek lazım. Manevra kabiliyeti çok yüksek. Artı şeye gitti. Diyarbakır'a gitti. Yeniden çözümden söz etmeye başladı. Bakın bütün bunlar hep Biden'la yapılan görüşmenin ardından gelişti. Bugün OHAL kanunlarında böyle bir Faruk, geri vites var gibi sanki. Ömer Faruk Gergerlioğlu oy birliğiyle serbest bırakıldı. Bütün bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin ardından geldi. Galiba böyle zannediyorum ki Kıbrıs meselesi. Şimdi 14 tane senatör Kıbrıs konusunda şimdi mektup evet, yazdı. Onlara geleceğiz galiba.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu değişimde de Biden'la yapılan görüşmenin bir etkisinin olduğunu en azından düşünüyorum. Peki o zaman Gergerlioğlu'ndan bahsetmişken ona da değinelim bir kısaca. Berberoğlu örneği daha yanı başımızdayken yıllarca yattı. Anayasa Mahkemesi onunla ilgili de hak ihlali verdi. Sonra bir başka tweet'i yaydığı için Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun cezaevinde yatması karşımıza çıktı. Milletvekilliği düşürüldü. Ne oldu? Yine hak ihlali dedi Anayasa Mahkemesi. Vekilliğe döndü. Neden biz örneklerden faydalanmıyoruz da aynı hatalar zaman kaybettiriyor bize? Zaman kaybettirmiyor bence. Durum şu, bir hatırlayalım. Şimdi bir internet sitesinde bir haber yayınlanıyor, bir haber portalında. Bu haber internet sitesi tarafından paylaşılıyor sosyal medyada. Biz de nasıl ki Tele1'in haberlerini paylaşıyoruz. Ömer Faruk Gergerlioğlu da o haberi yeniden paylaşıyor. Yani şey deyimiyle, sosyal medya deyimiyle retweet yapıyor, RT yapıyor. RT ediyor. Yani doğrudan kendisi paylaşmamış. Haber kendisine ait değil. Haber sitede duruyor. Bu haberde terör örgütü propagandası yapıldığı gerekçesiyle yargılanıyor, mahkum ediliyor. Mahkum edildiği için fezleke hemen meclise gönderiliyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop hiç tereddüt etmeden, ayıptır yani Sayın Şentop, hakikaten ayıptır. Gerçekten çok iyi. Bunu hemen okutuyor çünkü iç tüzük gereği karar mecliste okunursa eğer milletvekilliğinin düşürülmesine neden olacak bir suçtan dolayı. Bu suçlar ne? Bir, yüz kızartıcı suçlar. Dolandırıcılık, taciz, tecavüz, hırsızlık gibi yüz kızartıcı suçlar, sahtekarlık, ne deniyor, irtikap gibi suçlar veya terör suçları. Bunlar milletvekilliğinden düşmenin gerekçesi olabiliyor. 6 aydan çok ceza alırsanız ya da 1 yıldan çok ceza alırsanız milletvekiliniz düşüyor. Hemen bunu mecliste okuttu ve milletvekili düştü. Daha önce bir Enis Berberoğlu olayı var. Enis Berberoğlu'nda zaten beraat etmesine rağmen mecliste gelip onu mahkeme kararını okumamak için direndiler. Anayasa Mahkemesi bastırınca bu yapıldı. Sonra bununla da kalmadı. Milletvekilliği düşürüldü ve tutuklanarak hapse götürüldü. Cezanın infazı için. Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı başvuruyu Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle kabul etti. Şimdi buradaki oy birliğine... Bahçeli'nin bugün tepkisi de çok... Oy birliğine dikkatinizi çekerim. Değerli seyirciler, oy birliği önemli. Çünkü doğrudan Sayın Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi'ne atanmış üyeler de var. Bu üyelerin bir bölümü, evet yani daha önce Abdullah Gül döneminde, daha önce ya da Yargıtay tarafından, Danıştay tarafından seçilmiş ve gönderilmiş üyeler olmakla birlikte doğrudan Erdoğan tarafından gönderilmiş üyeler de var oraya, seçilmiş üyeler de var. Peki oy birliği ne anlama geliyor? İşte burada da yine Biden görüşmesi, Kürt açılımı, HDP'ye sıcak mesajlar verme gibi bir dizi hesap var. Ve niye bu kadar hızlı okundu? Hatırlayın Enis Berberoğlu fezleki şeyi, kararı, hak ihlali kararı aylarca okutulmadı. Tabii. Tartışıldı, dönemez bilmem ne, yerel mahkeme kararı önemli, o mahkeme bu kararı vermeden olmaz yerel diye. Yerel mahkeme kararı aylarca, dediler gerçekten. Aylarca tartıştı ama yerel mahkeme de çok hızlı karar verdi Evren Hanım, biliyorsunuz. Gergerlioğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ndeki hak ihlali kararıyla yerel mahkemenin verdiği karar arasında bir gün yok galiba. Hemen uydular kararı. Tık tık hemen şimdi, çıktı karar. Tabii ve hemen bugün okundu. Hemen yeniden milletvekili oldu. Şimdi bu hızda bir neden aramak lazım. Ben bu nedenin ve Devlet Bahçeli'nin tepkisi. Devlet Bahçeli çok sert çıktı. Şimdi durum şu. Şöyle değerlendirebiliriz. AKP bir manevra yapıyor. HDP ve HDP seçmenine yöneliyor. En azından HDP'ye oy veren dindar Kürtleri yeniden etkileme, ki bazı kamuoyu araştırmalarında dün söyledim HDP'ye oy verenlerin %24'ünün Erdoğan'a oy verebileceği belirtiliyor. Tartışmalı bir durum. Bu kesin bilgi demek değil. Sonuç olarak bir anket ama böyle bir veri var elimizde. Bunlara oynayan bir yaklaşım içinde ve MHP ile gerekirse arayı açabileceği, mesafeyi açabileceği anlamına geliyor. Devlet Bahçeli'nin bugün bu kadar sert bir açıklama yapmasının nedeni bu. Ben Ömer Faruk Gergerlioğlu'na geçmiş olsun diyorum. Hak ihlali çok açık bir gerçeklikti. Hakkı ve hukuku çiğnenmişti. Milletvekilliği iade edilmeliydi. Ve biz Tele1 olarak da zaten başından itibaren olayı çok yakından izledik. Defalarca kendisini de konuk ettik. Şunu da unutmadan. Bugün de Sayın Gergerlioğlu benim yargılandığım Ergenekon duruşmalarında aynı şeyi yapmadı. Geldi, o Ergenekon kumpasına destek verdi. Bunu da hiç unutmayacağım Sayın Gergerlioğlu. Bunu da burada belirteyim.
Evet. O kumpasla destekledi. Yani en azından bizim kadar tutarlı olmayı deneyebilirdi. İşte ne yazık ki ülkemizde siyasetçilerin de sadece mazlum derbaşkanıydı vesaire İslamcı hareketten geliyor. Kendilerine yapıldığında yasaları hatırlama gibi bir adeti var ne yazık ki bizim ülkemizde insanların, özellikle siyasetçilerin. Öyle olmasa çok daha güzel olacak her şey. Şimdi o zaman Sedat Peker'in tweetlerine bakalım. Dün akşam saatlerini de yayınladı. Çok dikkat çeken 17-25... Şimdi galiba video yayınlamıyor ve tweet atıyor. Tweet atıyor çünkü evet. Video yayınlamasına izin yokmuş. Ya en azından onun söylediği o. Evet, son bulunduğu ülkede Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye, yani AKP hükümetinin baskısıyla video çekmesi engellenmiş. O bir görüşme yaptı, bir gün ortadan kaldırıldı, ortadan yok oldu ya, muhtemelen o gün alınan bir karar bu. Görüşmeye çağırdılardı, dışişler çağırmışlar, görüşmüşler. Peker'in son paylaşımlarının merkezinde bir dönem FETÖ'den yargılanan iş insanları Fettah Tamince ile Cihan Kamer ve gazeteci Ahmet Hakan yer alıyor. Peker'in iddiasına göre 17-25 Aralık'tan sonra Kamer, Tamince ve Hakan'ın bir mekanda buluşarak o dönemde Gülen Erdoğan arasındaki çekişmede hangi tarafı tutmak gerektiği konuşulmuş. Cihan Kamer sessiz kalmış, Tamince ne olursa olsun Gülen'in yanında demiş. Ahmet Hakan ise devletin yanında yer almak gerektiğini söylemiş. Bu üçlüye, bu konuşmaya ne demek lazım? Ben çok kısa değerlendireceğim bunu. Bir, ya nasıl ilişkiler bunlar? Ahmet Hakan, Hürriyet'in genel yayın yönetmeni, CNN Türk'ün programcısı. O zaman değil yani, belki ama çok tanınmış bir gazeteci sonuçta. Ya sonuç olarak şimdi Aydın Doğan bunu ne kontenjanından aldı? Bunu İslamcı kontenjanından aldı ama o daha çok ortada ve hatta kimin sol ve muhalefet çevreleri de ilişki halinde olan. Hani hem klasik bir deyim vardır ya, hem nalını hem mıhına vuran. Bir merkez medya profili, merkez medya çalışanı, merkez medya gazetecisi profili çizmeye çalıştı ama yani ilişkilere bakar mısınız? Ya Fettah Tamince, işte Cihan Kamer, bunlar altıncı Cihan Kamer şey, altın mağazaları var, iş adamı. Fettah Tamince, ya Bankasya'nın ortağı olduğu gibi 17-25 Aralık'tan sonra bile Pensilvanya'ya gidip, evet. Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen'le görüşen, Fethullah Gülen'e kararlı bir şekilde bağlı birisi. Ve bu yani ona insanların malına, mesela Boydoklara, TÜSİAD üyesi, ya bu istikbal mobilyalarının sahipleri, evet, evet. Malları, mülkleri yağmalandı ya, el kondu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından. Tutuklandı adamlar. Servetlerine el kondu. Tabii. Mahkeme kararlarıyla. Ya bir kere bunların şirketleri vergilerini vermiş. Yani suçun şahsiliği diye bir şey vardı. Ya şirkette ne alakası var? Siz alırsınız adamı içeriye ya da kadını, tutuklarsınız. Suçundan dolayı yargılarsınız. Şimdi vergilerini veren, yasalara göre kurulmuş, ticaret kanununa göre işleyen bir ticari kuruluş. İnsanlar farkında değiller. Terör örgütüne yardım ya da yataklık ya da terör örgütü üyeliği nedeniyle ya da gerekçesiyle insanların malına, mülküne el konulabiliyor bu ülkede. Peki bunu kim takdir ediyor? Sayın Erdoğan takdir ediyor. Kim takdir ediyor? AKP iktidarı takdir ediyor. Kim takdir ediyor? İşte İçişleri Bakanlığı takdir ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Peki Fettah Tamince'nin malına, mülküne niye el konmadı? Zaman zaman Sayın Kılıçdaroğlu bunu gündeme getirdi. Fettah Tamince bir manevrayla tövbe edip, yanılmışım deyip AKP'nin ve Erdoğan'ın yanına geçti. Evet. Sayın Erdoğan onun otellerinde tatil yapıyor. Şimdi 7 yıldızlı Rixos otelleri bunun. Büyük ihaleler alıyor tabii, hala. Büyük ihaleler alıyor. Şimdi demek ki Fethullahçılar arasında bile bir ayrım yapılıyor. Paralı Fethullahçılar, parasız Fethullahçılar. Malına mülküne el konulacak Fethullahçılar, malı mülkü kullanılacak Fethullahçılar. Yani malına mülküne el konulmasına izin veren herhalde yırtıyor tabiri caizse. O bir rüşveti var onun. Bakın İzmir, çünkü AKP diğerleri içeri girdi. İl ikinci başkanını öldürdüler. Evet ya. Yani çocuğunun gözünün önünde. Ordudan ihraç edilmiş birisi tarafından öldürüldü. Çocuğunun gözü önünde. Ve polis üniforması giymiş birisi geliyor evine, bir suikast düzenliyor. FETÖ borsasını bilen ve Sedat Peker'e yakın bir isim. Bak, Sedat evet. Peker isim veriyor. Evet. Peki onun katilleri, onun arkasında azmettiriciler nerede değerli seyirciler? Öyle bir kumpas, bir tezgah kurulmuş ki bir yandan Fethullahçı, bak Fethullah FETÖ'den içeri girersin diye rüşvet alınıyor. Onun bir borsası oluşmuş.
Şu kadar savcıya dönüyor, şu kadar hakime dönüyor, şu kadar polise dönüyor. Bunlar gidiyor ya da gitmiyor ama birilerine gidiyor. Onlar kurtarılıyor, dosyaları kaldırılıyor, bu dosyalar yok ediliyor, sicilleri temizleniyor. Bunu vermeyenler ya tutuklanıyor veyahut öldürülüyor veyahut kaçıyor. İşte Fettah Tamince'nin başına bunların hiçbirisi gelmiyor. Çünkü Fettah Tamince Boydoklar kadar belki onlardan daha fazla zengin. Boydoklar bunu yapmadığı için kurtulamadılar. Yani olay bu. Yani o mobilya Kayserilidir biliyorsunuz onlar. Ve mobilya fabrikaları ve Türkiye'nin her yerine yayılmış mobilya markaları var. O bakımdan ben bunun bir rezalet olduğunu düşünüyorum. Ya burada bile bir sınıf farklılığı var. Fettah Tamince adına dikkat. Zaman Gazetesi'nin ortaklığını yaptığı, şey tarafından, iktidar tarafından, Erdoğan tarafından kurdurulan gazete ve televizyonların imtiyaz sahipliğini yaptığı 24, Kanal 24 mü? TV 24 mi onun adı? Tam ne onun adı? TV 24. Haber 24 bile olabilir. Yok, evet. Hatırlamıyorum. O Star, Güneş gazeteleri bir dönem o sahibiydi. Bir dönem Vahitkiler'di sahibi. Hmm. Yani Fettah Tamince televizyon sahipliği de yaptı. Yani Kanal 24 ya da 24. kanal hatta onu böyle NTV'ye alternatif o zaman NTV merkez medyaydı ya öyle bir kanal yapacaklardı güya. Onların sahipliğini yaptı falan yani buralardan gelen bir şey. Bir ilişki söz konusu. Demek ki iktidarla yakın temasları var. Orada da sınıfsal bir şey var. Yani. Şimdi aslında sadece 4 dakikamız var ama bir ek ilave sorum vardı onu sormak istiyorum. Az önce siz de bahsettiniz zaten Joe Biden'a mektup yazılması. Mektup yazan 14 senatör AKP iktidarını kışkırtıcılıkla suçluyor. Çünkü Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek ve orada da bir müjdem var açıklamasıyla. Acaba ne açıklayacağını hepimiz merak ediyoruz. Erdoğan'ın uyarılmasını istedi bu 14 senatör. Bir kriz daha kapımızda gibi görünüyor. Üstelik Erdoğan boykot da edilecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti muhalefeti tarafından. Kısaca 3-4 dakikamız var en fazla. Peki ben kısaca cevap vereyim. Şimdi Kıbrıslılar düşünsün. Bu sürprizler çok ayrı alamet. Şimdi Kıbrıslılar düşünsün. Şimdi Kıbrıslılar düşünsün. Biz Sayın Erdoğan'dan çok sürpriz dinledik ve bu sürprizlerin hiçbirisi pek hayırlı olmadı bizim için. En azından bizim için, AKP'liler için. Evet, tabii. Ne anlam taşıyor bilmiyorum onu AKP'lilere sormak lazım ama bu memleket için de hayırlı olmalı. Gördüğüm o. Yani sürpriz dediği şeylerin büyük bir bölümü siyasi anlamda bir fiyasko olarak sonuçlandı. Yani sürpriz diye sunduğu şeyler. Şimdi Kıbrıslılar düşünsün sürpriz ne ama bir Kıbrıs krizi geliyor gibi görünüyor. Şimdi Biden'ın AKP hükümetini, AKP iktidarını giderek teslim aldığı açık. Şimdi Türkiye'de taban kaybeden, güç kaybeden, oyları %30'un altına inen, artık yeniden bir cumhurbaşkanı seçilmesi imkansız hale gelen AKP lideri Erdoğan, bu iktidar açığını, bu güç açığını tıpkı 2003, 2007, 2008 arasında yaptığı gibi batıya yaslanarak, ABD'yi ve Avrupa'yı arkasına alarak aşabilir miyim diye bir hesap yapıyor. Bunun için bir yumuşama eğilimi gösteriyor. Bakın Melih Bulu'nun görevden alınması da Boğaziçi. Bu anlama geliyor. Gergerlioğlu'nun meclise tekrar gönderilmesi, milletvekilinin iadesi de çok hızlı. İki gün içinde her şey oldu bitti ya. Evet. Hapisten çıktı, fezlekesi okundu, yerel mahkeme uydu ona, fezlekesi hemen meclise geldi, hemen okundu ve bugün milletvekili. Evet. Böyle bir şey. Gergerlioğlu'nun milletvekilliği de, Sayın Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi de, tekrar çözümden söz etmesi de, Diyarbakır cezaevini artık kaçıncı kez ilan etti bilmiyorum ama yeniden ya, kültür merkezi yapacağını ilan şey etmesi de bizi, bu anlama geliyor. Önümüzde Kıbrıs sorunu diye bir sorun var. Baskı yapacaklar ve Kıbrıs'ta yani bir taviz, büyük taviz vererek bir güven yaratmak durumunda. Evet. O büyük taviz neydi? Bir, Afganistan'da Kabil havaalanının korunması için Mehmetçiğin kanını dökmeye hazır bir iktidar var ortada. O zaten. Hadi öyle demeyelim. Mehmetçiği feda edebilecek. Çünkü o bir çatışmada insanlar hayatlarını kaybediyor. Bizim ne işimiz var ya orada Taliban'la niye çatışalım? Bir de Afganistan, ve tehdit ediyor bizi. Tabii Afganistan Kurtuluş Savaşı'ndan beri Türkiye'de iktidarda kim olursa olsun Türkiye ile iyi geçinmiştir. Yani Cemal Paşa Afganistan ordusunu, modern Afganistan ordusunu organize eden kişidir. Osmanlı teslim olduktan sonra üç paşa Türkiye'yi terk ediyor ya Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa. Ondan sonra Tiflis'e dönüyor ve Tiflis'te bir suikast sonucu öldürülüyor, bir Ermeni suikastı sonucu öldürülüyor. Şimdi ikinci taviz muhtemelen Kıbrıs. Ama Kıbrıs'ta Sayın Erdoğan bu tavizi bir müjde gibi,
Kıbrısların lehine bir gelişme gibi verecek. Ve muhtemelen de iki toplumlu federe bir rejime, daha çok Rum tezlerine yakın, çok altını çizerek belirteyim, Rum tarafının tezlerine yakın tezleri çok milliyetçi, çok milliyetçi, çok Türkiye'ci bir hamaset, bir söylem içinde bunu sunacak. Yani yeni bir anlam planı uygulamasına geçirmek evet, gibi bir durum herhalde. Bence bu 14 senatörün kaygısı yersiz ama çok etkili olacaklarını düşünüyorum. Çünkü bir de yani insan hakikaten üzülüyor. Ya bunu kışkırtıcılık yapacaklar, uyar aman bunu terbiye et filan gibi bir anlam çıkıyor şeyde bu mektuptan. Evet. Bu mektupta çok ayıp bir mektup. Bunu belirteyim. Böyle bir gelişme var. Peki, teşekkür ediyoruz. Hemen kapatalım ki siz bir de 5. boyutta olacaksınız, tamam. 20 dakika sonra. Evet, biz noktalıyoruz 4 soru 4 yanıt sevgili seyirciler. Şu ben bir koru vardı, ona değinecektim ama ona pazartesi günü değineyim. Tamam. Bir reytinglerle ilgili bir ölçüm. Televizyonların izlenmelerini ölçen kurumla ilgili ciddi sorunlar var ortada. Kantar medya ve TİAK. Evet. Kurum. Biz kendi ölçümlerimizle karşılaştıracağız. Orada çok ciddi sorun var. Yani güvenimizin kalmadığını buradan belirtmek isterim. Onu önümüzdeki hafta ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Evet, ona ayrıntılı bir şekilde pazartesi günü değineceğiz. Şimdi veda ediyoruz. Saat 21'de 5. boyut var. Genel yayın yönetmenimiz Merdan Yanardağ'ın konukları Mehmet Tezkan, Türker Ertürk, Haldun Solmaztürk, Fikret Bila ve Eren Erdem olacak. Tele bir farkıyla gündemi konuşacaklar, tartışacaklar. Tele 1'den sakın ayrılmayın. Hoşça kalın. Mutlu hafta sonları. Hoşça kalın. 21'de.